İki değerli konuğumuz var ve bu konuda Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenden çok aslında eğitim gerçeklerini geniş yönüyle de konuşmak lazım. Fakat sıcak mesele burası olduğu için burayla başlamak istiyorum. Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Tahsin Yeşiller'e bizlerle birlikte. Sayın Yeşiller, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Erhan Erkut da bizlerle birlikte. Erhan Bey, hoş geldiniz sizler de değerli hocam. Merhaba, hoş bulduk. Peki Sayın Yeşillere sizle başlamak isterim. Bir rektör ataması haftalardır tartışıyoruz. Galiba Türkiye'nin başka konjonktürel gerçekleri ortaya çıktığı için bir süre konuşulmadı. Son bir hafta 10 gündür ama dün haberimiz oldu. Akademisyenler sırt dönmeye devam ediyorlar rektörlük binası önünde. Öğrencilerin protestoları devam ediyor. Kurmuş oldukları bu itiraz çadırına söküldüğünü ve boşluğun gözaltına alındığını da gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gündemden düşecek gibi değil çünkü akademisyenler bir itirazımızla haklıyız ve itirazımıza devam edeceğiz diyorlar. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini ve tüm bileşenlerini bu demokratik hakları ve taleplerini aramada gösterdikleri ciddiyeti, sürdürülebilirliği gerçekten saygıyla belirtmek istiyorum. Çünkü bu üniversiteler yapı için çok çok önemli. Üniversiteler demokratik özerk kurumlardır. AKP siyaseti üniversitelerin üzerinde bir kara bulutlar gibi çökmüş durumda ve tamamıyla AKP siyasetinin vesayeti altına sokmak istiyor tüm üniversiteleri. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin direnişi bu her türlü baskıya karşı, her türlü baskı rejimine karşı askeri vesayet 1980'lerde üniversitenin üstüne çökmüştü. O zaman da direnişler 1989'da başlamıştı. 10 yıllık bir aradan sonra. Daha sonra AKP iktidarı bu 2002'den 2020-21'e gelinceye kadarki süre içerisinde tüm üniversiteleri kendi siyasi vesayeti altına alma konusunda gerçekten üstün bir başarı elde etti. Hiçbir üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'nin göstermiş olduğu bu direnci göstermedi. Bu kararlılığı da göstermedi. Eğer birçok üniversite bu konuda dik durabilseydi, üniversitesi kurulu şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ne destek verebilecek bir bildiri yayınlasaydı, YÖK bu dayatmacı sisteminden merkeziyetçi politikalarına artık yeni YÖK diyorlar ama bence çökmüş bir YÖK. Üniversiteler sistemi tamamıyla bitirmiş, antidemokratik, yukarıdan atamalar, tepeden atamalarla rektör atamaları, ona bağlı dekan atamaları, ona bağlı bölüm ve ana bilim dalı başkanları atamaları, üniversiteler tamamen siyasi bir vesayet altına girmiş durumda. Dolayısıyla öğrencilerin ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin bu kararlı direnişleri üniversitenin, evrensel üniversitenin vazgeçilmesidir. Bir akademik özgürlük mücadelesidir. Üniversitenin olmazsa olmaz koşulu akademik özgürlüklerdir. Eğer bir üniversite bu akademik özgürlüğünü kullanamıyorsa öyle bir kuruma üniversite diyemezsiniz zaten. Tamamıyla devlet kurumu niteliğinde bir kurumdur. Bağımlıdır, siyasete bağımlıdır. AKP iktidarı ele geçiremediği bazı üniversiteleri işte tepeden rektör atayarak ki olağanüstü bir dönemde çıkarılmış 676 sayılı kanun hükmünde kararname ile rektör seçimleri değiştirilerek direkt Cumhurbaşkanı'nın atamasına bağlanmış olağanüstü bir halin anayasaya da aykırı. Çünkü anayasanın 130. maddesinde açık net yasalara dayalı olarak rektör atanması gerekir diyor. Bu bir yasa değil, olağanüstü halin getirdiği bir genelge, bir kanun hükmündeki bir kararname. Dolayısıyla anayasa aykırı bu uygulamayı sırf üniversiteyi ele geçirmek, Boğaziçi Üniversitesi'nin de kendi siyasi vesayeti altına almak için yapılmış olan bir uygulamadır. Anayasaya aykırıdır, yasalara aykırıdır. Her bilinçli üniversite öğretim üyesinin, öğretim elemanının direnmesi gereken bir durumdur. Yoksa üniversiteler gerçekten eğer böyle giderse içinden çıkılmaz bir durum alacak. Geriye dönüşü mümkün olmayan, tamiri mümkün olmayan hasarları beraberinde getirecek. Bu tabii ki Türkiye'nin siyasetine, toplum yapısına, kültürel yapısına, sanatsal yapısına, gelişmişliğine, ekonomik gelişmişliğine, her şeyine darbe vurabilecek bir duruma doğru gidiyor üniversitelerin yapısı. Eğer üniversiteler özgür değilse bir ülkede, o ülkeden de demokrasiden söz edilemez. Eğer ülke demokratik ve
demokratik siyasetini uygulayan bir ülke değilse, özgürlükler yoksa, insan hakları yoksa, talepler karşısında işte biraz önce gördüğümüz gibi güvenlikçilerin öğrenciler üzerine bu şekilde güçlü bir şekilde baskı yapması, şiddet uygulaması, onları gözaltına alması, korkutması, bir korku düzeni yaratılması, üniversiteleri böyle güvenlikçi politikalar içerisine çekme gibi zihniyetler varsa bir ülkede, o ülkede demokrasiden, üniversitelerin özerk ve demokratik olmasından da bahsedilemez. Bunlar bir bütündür. Dolayısıyla şiddetle kınıyorum bu güvenlikçilerin yapmış olduğu hareketi. Şimdi gaz sıkıyorlar, su sıkıyorlar. Bunlar çok kültürlü, çok gelişmiş üniversite öğrencileri, nitelikli üniversite öğrencileri. Boğaziçi'ne girmek o kadar kolay değil. İyi bir eğitim almak gerekiyor, nitelikli olmak gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor. Ve ülkenin geleceğinde katkı sunacak olan bu öğrencileri bu şekilde darp etmek gerçekten üzücü diye düşünüyorum. Arkadaşıma da söz vereyim. Çok uzattım gibi geliyor bana. Yok estağfurullah Sayın Yeşillere. Sayın Erkut size dönmek isterim. Tarihleri de kontrol ediyorum bir yandan. İlk tepkiler 3 Ocak'ta başlamış. Atama kararı 2 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılmış. Bugün tarihe bakıyoruz. 28 Ocak. 26 gündür devam eden protestolar, gerek öğrenciler kanadında, gerek akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönmeleri şeklinde devam ediyor. Bugünse itiraz çadırları söküldü üniversite içerisinde. Perspektifiniz nasıl? Nereden bakmak lazım? Nasıl yorumlamak lazım bu süreci? Yani burada konu kişiler değil, bütün itiraz sürece. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki ileri üniversitelerinde paydaşları dışlayan bir rektör seçimi ve atama süreci söz konusu olamaz. Her ülkede farklı uygulamalar var ama mutlaka bir noktada paydaşlara danışılıyor. Zaten üniversiteden bahsediyoruz, bu bir şirket değil. Şirketin başına CEO atarken çalışanlara sorulur mu falan gibi argümanlar öne sürülüyor. Yani ne alakası var? Bu bir üniversite. Ve üniversite kendisini kimin yöneteceği konusunda fikir belirtme hakkına sahip olmak istiyor. Üniversite derken çalışanları kastediyorum, akademisyenleri kastediyorum, öğrencileri kastediyorum, mezunları kastediyorum ve üniversitenin işbirliği içinde bulunduğu STK'ları ve özel sektörü kastediyorum. Bütün bunları içine alan bir seçim süreci gerekiyor. Sonunda atamayı yine YÖK'ün önerisiyle Cumhurbaşkanı yapabilir. Zaten birçok ülkede de ülkenin başındaki insan yapar atamayı. Ama yani şu anda 2 Ocak'tan önce, 1 Ocak'ta mesela Boğaziçi Üniversitesi camiasından herhangi birisinin adayların kim olduğu konusunda bile hiçbir bilgisi yoktu. Bakın bu süreci tamamen YÖK kapalı olarak yönetiyor ve 200 tane üniversitemiz var. 4 yılda bir rektör atanıyor. Evet. Yılda 50 üniversiteye rektör atıyorlar. Her birine 10'ar kişi başvursa 500 tane dosya incelemeleri gerekiyor. Yani bu işi bir tek kurumun üstlenmesi bence o kuruma haksızlık. Altından kalkılabilecek bir iş değil bu. Her üniversitede farklı bir rektör seçim komitesi kurulması gerekiyor. Ve o komitenin, o üniversitenin misyonuna, vizyonuna ve kültürüne uygun olarak bir arama sürecinden geçirmesi gerekiyor adayları. Adayların kim olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Adayların üniversitede sunumlar yapması gerekiyor. Mülakatlar yapması gerekiyor. Herkesin görüşü alınmalı. Ondan sonra da zaten yani bazı adayların yukarıya çıkacağı, bazılarının daha aşağıda kalacağı bir süreç olacak bu. En yukarıya çıkanlar arasından da birisinin atanması gerekiyor. Ha en tepedeki atanır mı? Zaten en tepe diye bir tanım yok. Hangi kritere göre, baktığınıza göre değişebilir bu? Bence bütün itiraz böyle bir sürecin olmamasına, tepeden inme bir rektörün atanmasına. Rektörün dışarıdan olması bence hiç sorun değil. Dünyanın bütün iyi üniversite, bütün demeyeyim ama birçok iyi üniversitesine zaten rektör dışarıdan gelir. Ama rektörün atanma sürecine paydaşların dahil edilmemesi, 20. bırakın 21. yüzyılı, 20. yüzyılın bile yönetişim ilkelerine aykırı. Sonuçta insanlar 4 yıl kendilerini yönetecek kişinin okulu nereye götüreceğini bilmek istiyorlar. O kişinin geçmişini bilmek istiyorlar. Ne yaptı? Başka bulunduğu kurumlarda ne yaptı ki bu kurumda ne yapabilecek? Bu konuda bir görüş sahibi olmak istiyor. Karşınızda 1000 tane Türkiye'nin en iyi akademisyenlerinden oluşan bir 1000 kişilik bir grup var. Bunları hiçe sayıp ben bu kişiyi uygun gördüm diye bir atama yapmak tabii olarak bir tepki doğuruyor.
Ha yani şu gördüğüm manzaralara inanın ben çok üzülüyorum. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde, gerçi bu gösterdiğiniz görüntüler bugünden değil. Bunlar bugünden değil. Bugünküleri götürelim değerli rejimiz. Çadırın itirazlarına müdahale anlarını getirelim. İlk dışarıdaki olaylarda evet. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin arasına dışarıdan gelenler karıştı. Orada bir hata yapıldığını herkes kabul etti. Evet. Artık bundan sonra bütün protestolar içeride yapılıyor. Şimdi mesela bu görüntüler dakikalar önce kaydedildi Sayın Erdoğan. Bu görüntüler bugünden. Evet. Bakın. Üniversiteye polisi davet etmek rektörün sorumluluğundadır. Üniversiteye polisi askeri davet etmezse onlar giremezler. Ama şimdi özel güvenlik de bir nevi sivil bir polis gücü. Siz yani üniversitenin dışarıdan gelecek saldırılara karşı, dışarıdan gelecek bir duruma karşı oluşturduğunuz özel güvenlik grubunu kendi öğrencilerinizin kurduğu itiraz çadırını yıkmak için kullanamazsınız. Yani bu çocuklar orada itiraz ediyorlar. Orada bir ya bu çocuklara terörist demek çok büyük haksızlık. Bu çocuklar nasıl peki görüşlerini belirtecekler? İtirazlarını nasıl duyuracaklar? Hocalar ayakta duruyor, sırtlarını çevirerek. Çocuklar da çadır kurmuşlar. Eğer siz konuşma özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne inanıyorsanız bu çadırın içine girmeniz lazım. Sizin bu çocuklarla konuşmanız lazım. Bu çadırları özel güvenlikle yıktırmak son derece yanlış. Bunu gerçekten Melih Hoca'nın bir daha düşünmesini isterdim. Yani ya bu özel güvenlik dediğimizde emekçiler, neden emekçilerle öğrencileri karşı karşıya getiriyoruz? Sorun varsa konuşalım, çözmeye çalışalım. Yani sonuçta burası fikir üreten yer. Burada fikirlerin çarpışması gerekiyor. Fikrinize güveniyorsanız çıkarsınız, konuşursunuz hocalarla, öğrencilerle. Konuştunuz olmadı mı? O zaman oturup düşünmeniz lazım. Acaba ben mi yanlış yapıyorum demeniz lazım. Üniversite içerisinde yapılan güven oylamasında %98 hayır alıyorsanız ya neyi ben yanlış yaptım diye bir düşünmeniz lazım. Yani atayacak rektör yardımcısı bulamıyorsanız yine de yani böyle narsisist bir görüşle ben buraya gelebilecek en iyi liderim, beni neden bunlar anlamıyorlar demek yerine ya belki ben en iyi lider olmayabilirim burası için. Bu hocaların da bir bildiği olabilir. Sonuçta evet. Bunların hepsi benim seviyemde olan insanlar diye biraz düşünmek lazım. Sayın Yeşillere son soru, bundan bir geri adım atılır mı bu süreç? Elbette Türkiye'ye birçok şey öğretti. Değerli hocam Erkut'un da, Sayın Erhan Erkut'un da söylediği üzere, yani çadırların yıkılması yerine içeri girip konuşulsaydı bugün daha iyi şeyler görebiliyor olacaktık belki. Bir de özel güvenliklere elbette bu talimatın niye verildiği sorgulanmalı. Özel güvenliklerin bu andaki davranışları değil, işte emekçiler olarak onlara da bir talimat gidiyor, bir emir gidiyor dedi Sayın Erhan Erkut. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Bir milat olur mu? Sayın Erkut'a katılıyorum, söyledikleri aynen benim de söyleyeceklerim içerisindeydi. Özel güvenlikçilerin üniversitede bulunması zaten büyük bir hata. Yani üniversite güvenlikçilerin olabileceği bir alan değil. Özgür alanlardır. Akademik özgürlüklerin var olduğu sürece de gerek üniversite öğrencileri, üniversite bileşenleri, gerekse akademisyenler bilimin ışığında her türlü görüşü üniversitede istedikleri gibi özgürce tartışacağı alanlar vardır. Çadır da kurarlar, kürsü de kurulabilir bahçelerde. Orada herkes görüşünü ifade edebilir. Her türlü eylem biçimini ortaya koyabilirler. Buna karşı güvenlikçi politikalar baskı rejimidir, totaliter bir yapıdır. Dolayısıyla biz zaten buna karşıyız ve yıllardan beri de üniversiteye bu tip güvenlikçi politikalar uygulanmaya devam ediyor. Özellikle de AKP siyasi iktidarıyla beraber bu çok çok daha fazlalaştı. Dolayısıyla kurumlara bu şekilde müdahale, üniversiteler, evrensel üniversiteler kriterlerine aykırıdır. Sayın hocama şu aşamada da katılıyorum. Tepeden gelmiş bir kayyum bir rektör olarak da nitelendirebiliriz. Aynı belediyelere atılan kayyumlar gibi. Dolayısıyla hiçbir görüş alınmadan akademisyenlerden ve üniversite bileşenlerinden. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde bir atama yok. Bunu AKP iktidarı veya Cumhurbaşkanı sanki diğer ülkelerde varmış gibi anlatıyor ama sistem öyle değil. Sayın hocam biraz sistemden bahsetti. Arama toplantılar olur, bir yıl sürer, üniversite bileşenleri katılır, oylamalar katılır. Her üniversitelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok üniversitelerinde sistem ayrıdır. Diğer birçok Anglo-Sakson ülkelerde de sistemler ayrıdır. Dolayısıyla bunu bu şekilde kamuoyuna aktararak yanlış bilgiler vermek de doğru değildir.
üniversite kendisini idare edecek olan bir rektörünü, dekanını, bölüm başkanını seçemiyorsa oraya üniversite demek zaten mümkün değildir. Dolayısıyla şimdi Melih Bulu elleri kilitlenmiş durumda. Rektör yardımcısı hiç kimse kabul etmiyor, atayamıyor. Üniversite yönetim kurulu çalışmıyor. Üniversite senatosu çalışmıyor. Hocalara çağrı yapsa hocalar gelmeyecek. Yarın başka durumlar ortaya çıkacak. Koskoca üniversite yönetim kurulu nasıl oluşturacaksın? Üniversite senatosunu nasıl oluşturacaksın? Yani bunlar olmadığı sürece de Boğaziçi Üniversitesi gibi nitelikli ve uluslararası tanınırlığı olan bir üniversiteye zarar vermeye başlayacaksınız. Yani AKP iktidarının veya Cumhurbaşkanı'nın yapmak istediği Boğaziçi Üniversitesi'ni yok etmek mi, daha ileriye taşımak mı? Melih Bulu'nun da yapmak istediği bu mu? Değilse eğer bir an önce biraz utanma duygusu da varsa, tepeden gelmiş, atanmış, kendisini kabul etmeyen bir üniversite bileşen grubu var. Ve bundan da vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bu direnişi sürdürecek. Bu direniş başka türlü, başka konumlarda da olabilir. Dolayısıyla vazgeçilmesi gerektiği kanısındayım. Bir üniversite bu haliyle yönetilmesi bir üniversitenin mümkün değildir. Bu demokratik teamüllere aykırıdır. Boğaziçi'nin teamüllerine oldukça aykırıdır. Yıllardan beri Boğaziçi Üniversitesi kendi içinde seçim dahi yapsa, bu seçimde birinci gelmiş adayın atanması için diğer adaylar geri çekiliyordu. Böylesine demokratik bir teamülü olan üniversitenin içsel yapısını bu şekilde dejenere etmek, baskı altına almak ve siyasi sistemin içine sokmak oldukça yanlıştır. Bu üniversiteler kriterleri de aykırıdır. Bir an önce vazgeçilmesi konusunda gerekiyor YÖK'e, gerekse Cumhurbaşkanı'na, gerekse Melih Bulu'ya artık bu işi yönetemeyeceksin. Lütfen üniversiteden elini çek, öğrencileri özgür bırak, öğrenciler derslerine dönsün. Öğretim elemanları, öğretim üyeleri hepsi araştırmalarına dönsün. Üniversiteyi birlikte kalkındırma konusunda daha iyi işler yapabilsin. Yoksa giderek daha da vahim bir duruma gelecek, çok endişeliyiz. Peki. Erhan Hocam, son soru size de aynısını sorayım. Bu sürecin bir tırnak içinde, hani denir ya honorable exit, bir onurlu çıkışı var mı? Nasıl tamamlanmalı bu süreç? Artık Türkiye Cumhuriyeti'ne, Boğaziçi Üniversitesi'ne, Türkiye Akademisi'ne yansıyan, yakışan sonuç ne olmalı? Bu süreçte süreci yönetenler neye karar vermeli bu krizi sona erdirmek için? Bakın Can Bey, benim görebildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin burada hiçbir siyasi duruşu yok. Boğaziçi Üniversitesi işini yapmaya çalışan bir akademisyen grubu ve bir öğrenci grubu. Yani burada bir muhalif mesaj falan verilmeye çalışılmıyor. Sadece işlerini en iyi şekilde yapabilmeye devam etmek istiyor hocalar. Üniversiteyle takışmak bir devlete yakışmaz. Ya bu konuşulacak konu bile değil. Tabii ki devlet kazanır sonunda. Üniversitenin gücü ne, eti ne, budu ne. Ama siz üniversiteye diz çöktürürseniz, bundan sonra yüzyıllar boyunca yaptığınız işin ne kadar yanlış olduğu anlatılır. Ama siz üniversiteye gidip de ya derdiniz ne kardeşim, oturalım konuşalım anlaşalım derseniz, yine yüzyıllar boyunca doğru yönetişim tarzı olarak bu anlatılır. Ne yapacağına yöneticilerin karar vermesi gerekiyor. Boğaziçi'ne diz çöktürmek son derece kolay. Çünkü Boğaziçi şu anda akademik bir direniş içinde, pasif bir direniş içinde, yapmayın bize bunu diye çırpınıyorlar. Her iş tıkır tıkır yürüyor. Hocalar hiçbir şekilde boykot falan yapmıyorlar. Orada duranlar da zaten ders saatleri dışında ayakta duruyorlar. Evet. Herkes gayet iyi niyetle bu işi yapmaya çalışıyor. Sadece bizi insan yerine koyun, bizden konuşun diyor hocalar. Dolayısıyla benim YÖK'ten de, YÖK'ün üzerindeki yöneticilerden de ricam, üniversiteye kulak verin. Bakın daha problem patlama noktasına gelmedi. Çok daha kötü de olabilir üniversite için ve dolayısıyla ülke için. Devlet için kötü olacak bir şey değil bu. Devletin gidip orada ne istiyorsunuz, neyi yanlış yaptığımızı düşünüyorsunuz deyip insanlarla konuşması herkesi yüceltir. Herkese bir mutlu çıkış fırsatı sunar. Ama böyle devam ederse, yani win-win yaratacağımıza, kazan kazan yaratacağımıza, kaybet kaybet yaratmaya doğru gidiyoruz. Bu şekilde devlet gücünü göstermeye çalışmamalı.
Bu insanların ne istediği sorulmalı. Biraz 21. yüzyılda yönetişim nedir, akademik yönetişim ne demek, bu konulara kafa yorulmalı. Ben burada YÖK'ün şimdiye kadar konuya fazla müdahil olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla YÖK'e de parmak işaret edemiyorum. Ama bu noktadan sonra yavaş yavaş YÖK'ün devreye girmesi gerekebilir ve arka kanalların kullanılmaya başlanması lazım. Bakın Can Bey, bundan önceki rektörlük seçiminde de böyle oldu. Yani Boğaziçi'nde seçime bile girmeyen bir rektör atandı falan diye medya bir parladı ama aslında o rektör arka taraftan yapılan konuşmalarla Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin makul gördüğü ve bir istişare vardı yani hocam. Kesinlikle yani istişare vardı. Ya bak, burada istişare yok. Zaten problem bu. İstişarenin mutlaka olması gerekiyor. Ondan sonra da bir görüş birliğine varılması gerekiyor. Yani bu küçük bir olay değil. Yani keşke ilk defa Boğaziçi'nde patlamasaydı. İlk çıktığından itibaren buna itiraz edilseydi. Ama yanlış yapılıyor 2016'dan beri. Acaba bunu nasıl daha iyisini yaparız? Yani üniversite bir şeyin daha iyisinin nasıl yapılacağının düşünüldüğü yerdir. Tabii ki. Yani şu anda terzi kendi söküğünü dikemez duruma düşürmeyelim üniversiteyi. Bu bizim göz bebeğimiz bir üniversite. Elimizden geldiği kadar pamukları sarıp sarmalamamız gerekiyor. Bu çocukları itip kalkmak yerine onlara mükemmel laboratuvarlar sunmamız gerekiyor. Mükemmel dersler, projeler sunmamız gerekiyor ki onlar sadece yani özel sektörde değil, kendi girişimleriyle de başarıya ulaşsınlar. Yurt içinde de, yurt dışında da kendilerini gösterebilsinler. Ya yani bunu çocuklar birer pırlanta, oradaki hocalar birer pırlanta. Bunun farkına varalım. Entelektüel değerlerimiz tabii kaynaklarımızdan daha önemli bizim için. Bunun farkına varalım ve üniversiteyi hak ettiği gibi davranalım. Peki. Erhan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Tahsin Hocam. Son bir cümle rica edeyim. Buyurun. Son cümle, bundan önceki rektör atanmasında da Boğaziçi direndi. Çünkü o da seçilmiş olan rektörler arasında değildi. Boğaziçi'nin kendi seçtiği kişiler arasında değildi. Ancak istişare yaptılar, biraz önce hocamın dediği gibi. Bütün öğretim elemanları, bileşenler bir araya geldi. Atanan rektör de geldi. Konuştular, görüştüler. Eğer beni istemiyorsanız ben şu an hemen istifa ederim, giderim dendi. Ve oylama yapıldı, çok az bir oyla. Peki daha kötüsü olabilir, belki siz devam edin şeklinde bir teamül ortaya çıktı. Bu şekilde görevine devam etti. Ancak Melih Bulu bunu dahi yapmıyor. Eğer üniversite seni kabul etmiyor ve direnişe gelmişse otur onlarla bir görüş. Bu görüşmeyi yapmıyorsan yarın o üniversiteyi nasıl yönetebilirsin? Yani bu sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin sorunu değil. Boğaziçi Üniversitesi üniversitelerdeki bütün sorunları ortaya koydu. Bu da Boğaziçi Üniversitesi için önemli bir başarıdır diye söylüyorum öğretim üyeleri ve tüm bileşenleri açısından. Bütün üniversitelerde aynı sistem devam ettiriliyor. İşte bu üniversiteler sistem için yanlış, evrensel üniversiteler kriterlerine aykırı, demokratik özerk, gerek mali özerklik gerekse yönetsel özerklik açısından aykırı. Yani bir de şu görüş var, eğer devlet parasını veriyorsa orayı yönetir. Ya burası devletin bakanlığı veya herhangi bir kurumu değil, burası üniversite. Verdiğin o parayı da üniversite yönetimi kendisi özgürce kullanabilecek bir yapıya sahip olması lazım. Sen parayı veriyorsun diye orada düdüğü çalacak nitelikte değilsin. İşte olursa bu şekilde üniversiteleri içinden çıkmaz bir duruma getirirsin. Kendi vesayetin altına alırsın ve üniversiteler sistemi Türkiye'de bitirirsin. Peki. Erhan Hocam galiba bir ek yapacak. Üç kelime. İstişare, ikna, ittifak. Peki. Son cümleyi böyle koyalım. Çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım. Erhan Erkut ve Tahsin Yeşilleri hocalarımıza çok teşekkürler. Boğaziçi'nde olan bitenleri değerlendirdik.